Merhabalar dostlarım. Ekranda gördüğünüz dönen standı yapma çalışmasını paylaşacağım bugün sizlerle. Bunu ürün gösterimi için kullanabilirsiniz. Ama ben asıl olarak boyama için kullanmayı düşünüyorum bu aparatı. Umarım sizler için de faydalı olur. Yine elimdeki parçaları kullanmaya çalışacağım bu çalışmamda da. Daha önce 3D printer'dan basılmış bir fan parçası var elimde. Bir DC motoru takılı. Bunu kullanacağım. Birkaç tane redüktörlü motor var. Bunlardan birini kullanmayı düşünüyorum. Ve plexiglass 20 cm çapında yuvarlak bir parça var elimde. Bunu da kullanmayı düşünüyorum bu çalışmamda. Bu fan parçasının üzerine plexiglass parçanın gelmesine uygun gördüm. Dönen stand için oldukça güzel olacak. DC motoru redüktörlü motorla değiştirmeyi düşünüyorum. Redüktör nedir? Bir motorun veya başka bir güç kaynağının gücünü dişler vasıtasıyla değiştiren, daha doğrusu torkunu değiştiren mekanizmalara redüktör denir. Elimdeki redüktör motor da oldukça küçük, oldukça az elektrik harcayan bir DC motoru oldukça güçlü hale getiriyor. Bu esnada da dişler vasıtasıyla hızını biraz azaltıyor. Hızı azaltıp torku yükseltiyor. Araba motorlarındaki vites mekanizmasına benzetebiliriz redüktörlü motorların redüktör mekanizmasını. Gördüğünüz gibi oldukça düşük devirli bir motor elimizdeki. Ama oldukça torku yüksek, durdurmak biraz zor. Bu çalışmada redüktörlü motorları kullanmanın avantajı benim için oldukça düşük güçlerle oldukça yüksek torklar elde edeceğim. Yani 1.5 voltluk bir pil bana uzun süre bu stand için yeterli olacak. Ölçme biçme bu çalışma için oldukça önemli. Dengeli olması adına standın. O yüzden dikkatli bir şekilde ölçüp biçiyorum. Plastik parçamın redüktörlü motoruma oturması için ortasındaki deliği biraz genişletiyorum. Bu parçayı plexiglass parçaya monte edeceğim. Daha sonra plastik parçayı motorumun ucuna birazcık Japon yapıştırıcısı ve sıvı kullanarak iyice sabitliyorum. Sabitledikten sonra bunu plexiglass'a yapıştıracağım. Ve redüktörlü motorumun yuvarlak parçayı çevirmesini sağlayacağım. 1.5 voltla dönüş hızını test ediyorum şu anda redüktörlü motorumun. Elimde şöyle bir güzel bir aparat çıktı. 3 tane pili yan yana koyuyorsunuz. Ve bir güç kaynağı elde etmiş oluyorsunuz. On off düğmesi de var. Çok güzel bir ayrıntı bu benim için. Yalnız 3 tane pil kullandığı için 1.5 volt 3 pilin seri bağlı olduğu için 4.5 volt toplamda bir güç elde ediyorum bu parçadan. Bu hız benim için yüksek gibi gözüküyor ama şimdilik başlayacağım. İleride belki bu pil yuvasıyla oynayarak, modifiye ederek kendime uygun hale getirebilirim. Ama bunu kullanmak istiyorum. Oldukça güzel bir parça. Özellikle üzerinde on-off düğmesinin olması ve elimde bulunması benim için büyük bir şans. Sıcak silikon vasıtasıyla plexiglass parçamla motorumu birbirine bağlantılı hale getiriyorum. Eski kabloları temizliyorum. Pil yuvamla ana gövdem olacak plastik parçayı birbirine birleştirmek için ölçme biçme işlemini yapıyorum. Ve sıcak silikonla bu iki parçayı birbirine sabitliyorum. Tabii ki denge önemli. Her aşamada su terazisi kullanarak dengeyi tutturmaya çalışıyorum. Motorumun elektrik bağlantılarını yapıyorum pil yuvama. Son aşamada motorumu ana gövdenin içine sabitleyebilmek için oldukça fazla sıcak silikon kullanacağım ve bu sıcak silikonu da bir mukavvanın içinde biriktirerek içine redüktörlü motoru gömmeyi düşünüyorum. Bunun için mukavvanın içine oldukça fazla sıcak silikon sıkıyorum.
kabloların geçeceği yerleri kesiyorum mukavanın içinden. Sıcak silikonla doldurup motor içine gömüp daha sonra da dengeli bir şekilde motoru sabitliyorum. Evet, motor sabitlendikten sonra görüyorsunuz pil yuvamı. İçinde 3 tane pil koyabiliyorum. Güzel bir şekilde dönüyor. Güç verdiğimi görüyorsunuz. Bir enjektörü şu an dönen standımın üzerinde döndürüyorum. Bu aşamada plexiglasımı koruyucu naylonu çıkararak gerçek yüzeyine ulaşıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça parlak, çalışmam için oldukça uygun. Boyama yaparken bunun üzerine bir kumaş sermeyi düşünüyorum. Çekimler esnasında da direkt plexiglas parçayı kullanmayı düşünüyorum. Dönen standımız şu an için güzel bir şekilde çalışıyor. Yalnız üzerine bir ürün koyduğumda dengesiz olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun hızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu hızı biraz azaltmam lazım. Nasıl azaltmam lazım? Şu an 4.5 voltta çalışıyor. Bu 4.5 voltu azaltarak redüktörlü motorumun dönüş hızını da kontrol edebilirim diye düşünüyorum. Bu aşamada pil yuvamın içinde bir modifikasyon yapıyorum. Seri bağlantısını paralel hale getirerek 1.5 volt güç verecek hale getiriyorum pil yuvamı. Eskiden seri bağladığım pilleri artık paralel bir şekilde bağlayabilirim. Bu örnekte sadece ortaya pil bağlarsak onu ters bağlamamız gerekiyor. Yani yaylı bölüme artı gelmesi gerekiyor. Ama benim için iki pil yeterli zaten. Orta yuvayı boş bırakacağım. Gördüğünüz gibi oldukça yavaşladı dönen standım. Benim için uygun bir gibi gözüküyor. 1.5 volt benim için yeterli gibi gözüküyor. Bir ürün koyarak, bir lehim teli koyarak küçük bir test yapıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi benim ulaşmak istediğim hız bu. Hem ürün gösterimlerinde hem de boyama işlemlerinde bu hız benim için oldukça yeterli. Bu dönen standları kuyumcularda da görebilirsiniz. Genelde üzerine bilezik, kolye gibi değerli parçaları koyup her yönüyle göstermek isterler. Evet, gördüğünüz gibi şu anda örnek bir ürün koydum üstüne ve çekimini yapıyorum, video çekimini sizin de görebilmeniz için. 2x hızında böyle gözüküyor ürünümüz. Normalde bunun yarısı kadar hızlı dönüyor. 4x hızında ise böyle gözüküyor, bir yan keski koydum üzerine. Benim beklentilerimi oldukça karşıladı. Fotoğraf çekimini görebilirsiniz. Ürün çekimlerinizde kullanabileceğiniz bir parça. Ama özellikle ben boyama işlemlerinde kullanmayı düşünüyorum. Üzerine, standın üzerine bir kumaş sererek istediğim ürünü sprey boyayla burada her yönünü boyamayı düşünüyorum. Umarım sizlere de ilham verir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.